Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz vefat edeceğini haber vermiş midir? Evet insan arz eder ki ben ne zaman vefat edeceğim bileyim. Ona göre hayatımı tanzim edeyim ve vefat edeceğimde ahirete gitmeye hazır olayım. Ama Allah hakim ismiyle bize vefat edeceğimiz zamanı bildirmemiş. Böylece hayatımız boyunca her an ölebiliriz ihtimaliyle ahirete hazır olalım. Bir de çok uzun yaşama ihtimaliyle belki hemen ölmeyiz, uzun yaşayabiliriz ihtimaliyle de dünyamıza çalışalım. Allahu Teala insanların ne zaman, nerede, nasıl vefat edeceğini gizlemesi onun bize büyük bir ikram ve ihsanıdır. Hem dünyamızı hem ahiretimizi dengelememize vesile oluyor. Ancak Allahu Teala bazı mübarek kullara ki başta peygamberimiz olmak üzere vefat edeceği zaman yaklaşınca onlara haber vermiştir. İşte bunlardan birisi peygamberimizin şu müjdesidir. İnne abden khiyyara fehtara ma indallah. Allah bir kulunu serbest bıraktı da o Allah'ın yanında olanı seçti. Peygamberimizin verdiği haber bu. Ancak Peygamberimiz böyle deyince Hz. Ebu Bekir ağlamaya başlar. Derler ki ya Ebu Bekir Peygamberimizin bu sözünde ne var ki? Sen niye ağlıyorsun? Demiş ki Peygamber Efendimiz bu ifadesiyle ahirete göçme zamanının geldiğini haber veriyor. Gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam allah Teala serbest bırakıyor. İstersen kıyamete kadar ümmetin içerisinde kal, dünyada kal. İstersen seni yanıma alayım. Demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilel mele'il a'la, yüce makamlar, yüce mevkiler, Allah'ın katındaki yerler diyerek ahirete gitmeye tercih etmiştir. Peygamber Efendimizin verdiği bu haberden çok kısa bir zaman sonra Peygamberimiz ahirete irtihal eder. Böylece Peygamber Efendimiz gelecekten verdiği bir haber kendi hayatıyla gerçekleşmiştir.